Moskova'daki kalın iktidar kavgasının üzerinden bir yıl geçti. Tam bir yıl önce herkesin gözü Rusya'daydı. Aslında olaylar 21 Eylül'de başladı. Başkan Yeltsin aniden parlamentoyu kapattı. Çünkü çoğunluk komünistlerdeydi. Yeltsin de komünistlerden kurtulmak istiyordu. Bunun üzerine muhalefet direnmeye başladı. Parlamento binası da direnişin merkezi oldu. Taraflar arasındaki sinir savaşı sonunda kanlı çatışmalara dönüştü. Önce 3 Ekim'de silahlı muhalefet üyeleri televizyon kulesini ele geçirmeye çalıştı. Çok şiddetli bir çatışma yaşandı. Ardından Yeltsin orduyu Moskova'ya çağırdı. Verdiği emir çok kısaydı. Parlamentoyu bombalayın. Dünyada belki de ilk kez bir parlamento devlet başkanına karşı olduğu için saldırıya uğramıştı. Rusya'daki parlamento binası halk arasında Beyaz Ev olarak bilinir. Ama Beyaz Ev o gün kapkaraydı. Binadan alevler yükseliyordu. Tanklar ölüm kusuyordu. Şu anda tank saldırısı başladı. Yerimizden kıpırdamıza olanak yok çünkü iki ateş arasında kaldık. Bütün bunlar bir yıl önceydi. Çatışmalar çoktan geride kaldı. Ama bazı gerçekler daha yeni yeni gün ışığına çıkıyor. Bombalanan parlamentonun başkanı Hazbulatov'du. 4 Ekim günü o da binanın içindeydi. Bir yandan kurşunlardan korunmaya çalışıyor, diğer yandan da o korkunç saldırıyı nasıl durdurabileceğini düşünüyordu. Birden herkesi şaşırtan bir şey yaptı. Eline telefonu aldı. Aldı ve numaraları çevirmeye başladı. Hazbulatov kime telefon ediyordu? Kimden yardım istemeyi düşünüyordu? Telefonu aldım ve Moskova'daki Türk Büyükelçiliğini aradım. Türk Büyükelçisinin diğer yabancı büyükelçilerle birlikte parlamento önüne gelmesini istiyordum. Bu korkunç saldırının yabancı büyükelçilerin önünde devam edemeyeceğini düşünüyordum. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zorkin'i daha önce çağırmıştık. Türkiye'ye duyduğum sempati nedeniyle Türk Büyükelçisinin de orada olmasını istiyordum. Türk Büyükelçisi, yabancı diplomatların oluşturacağı grubun önderi olabilirdi. Olayları kendi gözleriyle görmelerini istiyordum. Bu 4 Ekim öğleden sonra oluyor değil mi? Evet, öğleden sonraydı. Aslında biliyorsunuz Yeltsin parlamento binasını günlerdir abluk altında tutuyordu. Elektrik, su ve telefonların hepsi kesikti. Bizim elimizde tek bir telsiz telefon kalmıştı. Ben biraz umutsuzca telefonu elime aldım. Türk Büyükelçisine ulaşabilip ulaşamayacağımı bilemiyordum. Merhaba dedikten sonra hemen durumu özetledim. Tam siz de buraya gelir misiniz lütfen diyordum ki korktuğum oldu. Hat bozulmaya başladı. İkimiz de birbirimizi duyamıyorduk. O da ben de alo alo deyip bağırıyorduk. Ama birkaç saniye sonra bağlantı tümüyle kesildi. Yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. Dışarıda korkunç bir saldırı devam ederken yapılan bu telefon konuşması belki de tarihin gidişini değiştirebilirdi. Yabancı büyükelçinin araya girmesiyle belki saldırı gerçekten de duracak, belki de görüşmeler başlayacaktı. Ama yarıda kalan bir telefon konuşması olayların gidişini değiştiremedi. Muhalefetin dışarısıyla tek bağlantısı kesilmişti. Tanklar hala ölüm kusuyordu. İçeridekilerin zaten direnecek gücü kalmamıştı. Çaresiz teslim oldular. Tam 10 saat süren saldırı bitmiş, geride harap olmuş bir parlamento binası ve yüzlerce ölü kalmıştı. Görev tamamlanmış, muhalefet yok edilmişti. Hazbulatov'un Türk Büyükelçisini araması boşuna değildi. Hazbulatov Çeçendi. Tüm Müslüman Çeçenler gibi o da Türkiye'ye sempati duyuyordu. Türk devlet adamlarıyla sık sık görüşüyor, onları Moskova'da kabul ediyor ya da Ankara'da ziyaretlerine gidiyordu. 4 Ekim 1993 günü diğer muhalefet liderleriyle birlikte Hazbulatov da tutuklandı. Tam 6 ay cezaevinde kaldı. İlginç bir tesadüf, Yeltsin'in bombaladığı parlamentonun yerine seçilen yeni parlamento bu kişileri bağışladı. Hazbulatov'un cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü "Siyasetten iğreniyorum" oldu. Uzun bir süre gözden kayboldu. İşte Hazbulatov bugünlerde yeniden siyasete döndü. Bir kez daha muhalefet liderliğine soyundu. Ama bu kez devirmeye çalıştığı Yeltsin değil, Çeçen lideri Dudayev. Çeçen Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı. Kafkasya'da 1 milyon kişinin yaşadığı küçük bir cumhuriyet. İşte bu küçük cumhuriyet 3 yıldır Moskova'ya meydan okuyor. Çeçenler
1991 yılı sonunda tek yanlı bir kararla bağımsızlık ilan etti. Cumhuriyet'in başkanlığına Cahar Dudayev seçildi. Tabii Moskova bağımsızlık kararına sert tepki gösterdi. Hatta Cumhuriyet'e askerlerini gönderdi. Ancak inatçı Çeçenlere bir türlü geri adım attıramadı. Yine de Moskova pes etmedi. Dudayev'i devirmek için perde arkasına çabalarını sürdürdü. İşte bu çabaların sonunda Cumhuriyet bugün ikiye bölündü. İç savaş başladı. Bir yanda iktidarını korumaya çalışan Dudayev var. Diğer yanda ise Moskova'da yakalayamadığı iktidarı Çeçen Cumhuriyeti'ni ele geçirmek isteyen Hazbulatov. Peki siyasetten iğrendiğini söyleyen eski parlamento başkanı şimdi neden muhalefet liderliğine soyundu? Çünkü Dudayev halkı yoksullaştırdı. Çeçenlerin %85'i çok kötü bir yaşam sürüyor. İnsanlar açlıktan ölmek üzere. Doğrusu olayların bu boyuta gelmesini istemezdim. Dudayev halka teşekkür edip adam gibi çekilmeliydi. Ama o savaş yolunu seçti. Bunun üzerine halk ayaklandı. Hazbulatov tüm Çeçen halkının Dudayev'e karşı olduğunu ileri sürüyor. Çeçen liderinin her an devrilebileceğini söylerken Türk kamuoyuna da bir çağrıda bulunuyor. Dudayev'in başkanlık sarayı çevresinde 20 tanktan başka hiçbir şeyi yok. Daha fazla dayanabilmesi olanaksız. Türk kamuoyu Çeçen halkını desteklerse memnun oluruz. Dudayev'e iktidardan gönüllü çekilme çağrısı yapılırsa daha fazla kan akması önlenmiş olur. Türkiye bizim saygı duyduğumuz bir ülke. Bu nedenle böyle bir çağrı gelişmeleri etkileyebilir. İşte tam bir yıl önce Yeltsin'i devirmeye çalışan Hazbulatov'un hedefi bu kez Dudayev. Aslında ortada garip bir durum var. Yeltsin de Dudayev'in devrilmesini istiyor. Yani Yeltsin'le Hazbulatov gibi iki can düşmanı Dudayev sorununda aynı cephede buluşuyor. Moskova'nın Çeçenlerin bağımsızlığını engellemek istemesinin iki önemli nedeni var. Birincisi, burası stratejik önemi bulunan bir Kafkas Cumhuriyeti. İkincisi, doğal kaynaklara, en önemlisi de petrole sahip. Türkiye'de gelişmeleri yakından izliyor. Ankara, Rusya ilişkilerini bozmamak için Çeçenlerin bağımsızlık kararını tanımadı. Ama bu, Dudayev yönetimine dosya ilişkiler kurmasını engellemedi. Çeçenler de Türkiye ilişkilere büyük önem veriyor. Hazbulatov da Dudayev de Ankara'dan destek sinyali bekliyor. Ancak Türkiye bu mücadelede tarafsız. İşte bu nedenle kaybedenler arasında yer almayacak. Kesin olan bir şey daha var. İktidar koltuğuna Hazbulatov oturursa Yeltsin'den intikam almak için elinden geleni yapacak.